rüzgar etkisini artırıyor. İşte rüzgarın etkisiyle aslında küçük bir noktada çıkan, müdahale edilebilecek olan bir yangın bir anda yine birkaç noktaya sıçradı. İlk çıktığı noktayı hemen gösterelim. Öncelikle sağ tarafta hemen şu tepelik alanda çıkmıştı. Ekipler havadan karadan müdahale ettiler. Ancak tabii bir anda rüzgarın etkisiyle hemen sol tarafa sıçradı ve sol tarafta da şu anda müdahaleler sürüyor. Bir noktada kontrol altına alınsa dahi ne yazık ki rüzgarın etkisiyle başka bir bölgeye geçiyor. Tabii şu anda rüzgar yine zaman zaman etkisini gösteriyor. Kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Yerleşim yerlerine çok yakın dedik. Hatta bir kaldırım kadar uzak şu anda mesafesi. Tabii tedbiren vatandaşlar evlerinden çıktı. Hatta evlerinin çevresini yine ıslatan vatandaşları gördük. Yangının sıçramasına karşı tedbirlerini alan vatandaşları gördük. Şu an bulunduğumuz noktada tabii ormanlık alan olduğu için arazözlerin ulaşamadığı noktalarda havadan müdahaleler sıklıkla yapılıyor. Ancak yangın yukarıya doğru, yani bu bulunduğumuz yerleşim yerlerine gelmesi yapıyor. Hatta bakın aşağıya ormanlık alana kadar ekipler yavaş yavaş ilerliyorlar. Hemen kameraman arkadaşım o noktayı da gösteriyor ve hemen bakın havadan da müdahaleler yapılıyor. Aslında zaten şu an yapılan en önemli müdahalenin havadan müdahale olduğunu biliyoruz. Çünkü ormanlık alan olduğu için arazözlerin ulaşamadığı noktalar var. İşte o noktalarda da bu müdahaleler ve çalışmalar yangının daha fazla büyümesini engellemiş oluyor. Şu an için evlere yakın dedik, yerleşim yerlerine yakın dedik. Tehdit eden bir şu anda durum yok. Çünkü tedbirler, önlemler alındı. Herhangi bir eve sıçradığını da söyleyemeyiz. Sadece şu anda çalışmalar devam ediyor. Kısa süre önce başlamıştım. Küçük bir alanda sıcak olması. Evet, Antalya'da son durum bu. Sena Ünal bizlerle paylaştı. Bir de Muğla